Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün yine aslanlarımdayım da şu aslanıma bir bakarım size, özellikle Apollo'ma. Nasıl arkadaşlar, Apollo çok büyümüş mü, ne diyorsun? He? Baksanıza benim oğlumu bir yakından göster. Dur İzoş, dur. İzabel bir kıskançlık yapma, bekle bakayım. Gel şu yakından bir göster oğlumu, baksanıza şunun asaletine maşallah. Can rahat arkadaşlar. 25 kilo var, daha büyümedi bu çocuk. 6-6,5 aylık bir çocuk, bakalım iyice büyüdüğü zaman ne kadar olacak? Apollo aralarında en büyük bilirsem. Tüy olarak en büyük de kemikleri en kalın olan şey maraz arkadaşlar. Şimdi bu erkeklerden bir tanesini sahiplendireceğim. Sizce Apollo hariç değil mi? Sizce tosunu mu sahiplendireyim, marazı mı arkadaşlar? Bir yakalama vereceğim ama hangisini vereceğim kararsız kaldım. Apollo'yu zaten ayırdım biliyorsunuz. Ya tosunu vereceğim ya marazı. Sizce hangisini vereyim? Yorumlara yazın. Ya icap edeyim. Ben sıkarım. Dur ne oldu Marra? Ne oldu kızım? Aslanım benim. Gelin arkadaşlar bir bahçeyi gezelim. Ben de yeni etrafı falan topladım. Temizlikleri yaptım. Raşar'ın yavrularını ortaya aldım. Hele Raşar'ın Marra'ma bir bakayım. Ne oldu be aşkım? Neye sinirlendin sen yine? Canım benim. Yavruları ortaya aldım maalesef. Yavrularımızın birisi hasta arkadaşlar. Raşar'ın yavrularından birisi durumu kötü görünüyor. Yani kaybedebiliriz diye korkuyorum. Tamam oğlum, bir sakin olun. Bir sakin olun. Gezelim. Ondan sonra yavruları görürüz arkadaşlar. Cila. Ne haber kızım? Gene batılmışım buralara. Çıtırım. Çıtır da şey yapacağım arkadaşlar ya. Aslında bu yeri iyi çünkü İzabel kaçtığı zaman İzabel'le kapışıyor da onun zincirini biraz daha uzatıp böyle kapıya doğru iyice gelsin istiyorum. Yani zinciri çok kısa değil, biraz daha uzun olsun diyeyim. Evlatların çok şükür sağlık durumları iyi. Onlara ilaçlar aldım, ilaçlarını verdim. Uyuz olanların. Tyson babayı kapattım az önce. Tyson uyuzdu, Sophie uyuzdu. Ondan sonracığıma Marla da uyuzlardı. Onlara ilaçlarını verdim arkadaşlar. Yavrulara ilaçlar aldım, tavuklara ilaçlar aldım. Şimdi hepsini göstereceğim size. Sizler de sonra beni kırmayın. Destek olmak için şu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Gelin. Hele ne güzel yatıyorsunuz siz hele bebeklerim. Aslanlarım benim. Baba nasıl seviyor sizi? İyice büyüdünüz maşallah. Ayıcan! Aslanım! Hazır baba. Bakın arkadaşlar gel. Tavuklar biliyorsunuz hastaydı. Tamam mı? Tavuklara ben bir ton ilaç denedim. O geçenki kullandığımız ilaç fayda etmedi arkadaşlar. Onlara şöyle şey aldım bakın. Göstereyim size. Siz bana aspirin demiştiniz. Aspirin aldım. Ondan sonracıma sordum bir yere. Bana böyle bir ilaç verdi. Bunu daha vermedim de. Spektrum antibiyotik diye. Bilenler yazsın nasıl bir ilaç. Aa bak arkasında da böyle resim var. Gördünüz mü? Aa bunu tavuğun ağzına damlatıyormuşuz. Daha asmadım da bunlar şey daha vermedim de. Bir de bak şey Amerikan malı yani. İyi kaliteli bir ilaçmış arkadaşlar. Bunu aldım tavuklara. Ondan sonracığıma... Şunu aldım. Hatta isminde de Tyson var ilacın. Hoşuma gitti. Bunu dün verdim. Vitaminmiş bu herhalde. Bu da Amerikan malı. Hem güvercine veriliyor hem de tavuğa, papağana, tüm kanatlı hayvanlara veriliyor. Bak şu vitamin değerlerini yakından göster. Bilenler yazsın. Bunu aldım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bir ilaç. Bunu da veriyorum. Ondan sonra cima köpekleri ilaç almıştım da onu göstermiyorum şimdi. Sonra şunu aldım arkadaşlar. Doxycem diye bir ilaç sordum hocaya. Dedim hepsi aksırıyor maksırıyor. Bunu verdi. Bunun sularına katıp koyuyorum. İyi geldi bu biraz daha. Çünkü geçen gün biliyorsunuz en son tavukları kaybetmiştik. Bunu aldım. Bu da iyi geldi. Vitamin falan hepsini veriyorum. İnşallah kurtaracağım hepsini. Biraz hasta oldular ya. Beni tribe soktular. Ya gel bakayım gel. Ne oldu benim bebeklerim? Babayı çok mu seviyor bunlar? Bunlar babayı çok mu seviyor benim aşlarım? Ha? Bunlar benim minik kızım mı bunlar? Sen kavga mı ettin kız? He? Kafan yarı olmuş. Kimle kavga ettin gene? Rahat duracağın yok senin rahat. Senin rahat duracağın yok ki İzo. Hadi gel yavruların yanına gidiyor tamam. Gelecek misin sen de? He? Sesliyor. Ben nasıl seviyorum. Prensesler durun bakayım. Ama da çok şükür iyi arkadaşlar. Geçen gün yağmur yağacaktı da yağmadı vallahi. Çok şükür onların durumları iyi. Reyna! Aslanım! Ne haber? Reyna'yı bak ön plana çıkaramıyoruz değil mi arkadaşlar? Hemen yakın zamanda bahçeye yeni bölme yerleri yapacağım böyle antrenman alanı gibi.
Ondan sonra onları da dağın planı çıkaracağım Rami'ye doğru da, çünkü çok arka planda kalıyorlar. Yani kavga ediyorlar, etmeseler bak dışarıdaki tayfa çok uyumlu. Ama Reyna'yı hep tek başına salmam gerektiği için beni çok zorluyor da. İlerleyen zamanda gene böyle antrenman alanları yapacağız bahçeyi. Değerlendirecek çok yerimiz var. Ondan sonra buna dayan abi göstereceğim size, gelin. Şu yavruyu size bir göstereyim arkadaşlar. Hasta olan ama şu bebeğime bak. Sen burada mı yatıyorsun? Gel bakayım gene yanıma. Gel bakayım yanıma, gel. Hele şu kızım mıydı? Şu kızımın bir tatlılığına bakın siz. Yaramaz kızım benim. Ne yapıyorsun? Uyuyor muydun orada? He? Bunlar tam bir manyak arkadaşlar. Bugün takip ettim bunları. Bak bu. Bir de şu yatan yavru. Tamam mı? İkisi. Gitmiş tavuklara tutup tavuklara askı yapıyorlar. Biri bir taraftan, biri bir taraftan. Tavuklar da kaçmıyor. Bildiğin şeyi boğmaya çalışıyorlar tavukları. Ya dedim oğlum siz şimdiden böyleyseniz büyüdün mü? İşimiz var sizde ya. Gel bakayım buraya, gel. Uyuyorsunuz mu? Size yemek getireceğim, tamam mı şimdi? Onlara da yemek hazırladım arkadaşlar. Birazdan vereceğim. İlaç falan takviye edeceğim onlara. Onları göstereceğim size. Dün hiç parazit verdim onlara. Bayağı kurt döktüler. Bugün gene verdim. Bir tanesine verdim. Bugün o da bak bu yavrumuza, gelin. Bu yavrumuz, bu oğlumuz hasta arkadaşlar. Beni de çok tribe soktu. Hastalığın sebebi parazit. Yoğun parazitlenme vardı onda. Dün parazit verdim, bayağı döktü. Yaklaşık 1,5 saat önce gene bir tane verdim. Rahatlasın iyice diye. Tamam mı? Tabi akşamı bulacak biraz rahatlaması da. İnşallah yaşar diye ümit ediyorum. Sizden ricam bir maşallah. Duanızı esirgemeyin. Beni çok endişelendiriyor. Durumu hiç iyi durmuyor. Yoğun parazit olduğu için şu anda karnı temiz bakın. Hepsini döktü. Parazitlerine çok su içiyor. Sadece bağışıklığını şu anda güçlendirmem lazım. Dün vitamin takviyesi yaptım. Anne sütü takviyesi yaptım da. Böyle parazit illet bir hastalık. Yani bir de normal parazitin ziyade çok fazla parazitleri vardı. Az değildi yani. Bir yavruda ilk defa bu kadar çok parazit gördüm diyeyim size. Harbiden çok fazlaydı. Niye öyle olduğunu da anlamadım da. İnşallah iyileşir diye ümit ediyorum arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Kardeşin hasta zaten. Ne geziyorsun onun üstünde? Ne geziyorsun? Onun üstüne bakayım bebeğim. Vereyim mi yemeklerinizi size? Şimdi onlara arkadaşlar ben bir makarna yaptım. Bir de yoğurt yaptım. Yoğurda da az bir şey sarımsak koydum antibiyotik niyetine. Normalde köpeklere sarımsak vermemek lazım. Sarımsaklı soğan da verilmez. Ayda yılda bir temizlesin midesini diye. Bu seferlik koydum arkadaşlar. Siz vermeyin ama size tavsiye etmeyeyim. Yani veriyorsanız çok az. Ay değil de bir normalde vermemek lazım. O yüzden. Şimdi bak gelin arkadaşlar. Şurada da hatta ona verdiğim ek vitaminler var. Bakın eczaneden uygun yolu bir tane çocuk şurubu aldım. Polvit. Bunu da siz de kullanabilirsiniz. Normal köpek şurupları çok pahalı çünkü. Bak biraz ayaklandı, su içmeye çalışıyor. Bak gördünüz mü? Biraz ayaklandı. Şimdi bu vitamin 75 lira arkadaşlar. Uygun. Yani çok köpeğim olduğu için öyle en kalitesini kullanmayayım yani. Bak dün kullandım, yarısı bitti zaten. Dün kullandım. O da sadece yavrulara verdim ha. Kaç 3 tane 4 tane yavruya verdim arkadaşlar. Ondan sonra işte şöyle de anne sütü var. Bu anne sütü tozu, süt tozu yani. Bunu da veterinerden aldım. Daha fazla katkı sağlasın diye. Anne sütü ve yaşan sütü azdı ya. Dedim biraz daha vereyim, bundan iyi gelir. Şimdi gelin bak onlara şöyle bir makarna açladım ben, tamam mı? Şu makarnalarını şöyle bir koyalım arkadaşlar. Dedim sadece protein olmasın, karbonhidrat da alsın da hayvanlar. İyi gelsin. Şurada şimdi yoğurdumuz var. Ağır bir şey de vermek istemedim. Niye? Zaten hayvan hasta. Dedim rahat sindirebileceği bir şey olsun. Yağlı mağlı bir şey vermeyeyim. İshal etmesin dedim hayvana. Anladınız mı? Şöyle yoğurdumu da koyalım. Az bir şey de sarımsak var bunda. Vallahi o yavrunun durumu beni çok endişelendiriyor arkadaşlar. Hiç gözüme iyi gözükmüyor yani de inşallah iyileşir. Şimdi şöyle vitaminden de koyacağım biraz. Gördünüz mü? Şu kadarcık bir vitamin koyduk. Biraz az geldi gözüme. Dur biraz daha koyuyorum. Ondan sonra cıma şu anne sütü tozundan da koyacağım az. Tamam. Sonra cıma tavuklarım yumurtlamıştı. Dedim bugün yumurtaları siz yiyin. Bebeklerime vereceğim yumurtayı. Şöyle. Tamam. Şimdi şöyle iyi bir harmanlayalım arkadaşlar. Bebeklerim yesin dışarıca. Karınlarını doyursunlar. Bugün yumurtalar onların. Ben zaten size demiştim yarın bir gün dedim. Tavuklar yumurtladığı zaman ben dedim onların hepsini köpeklere yediriyorum. Artık yavrularım nasıl yiyormuş arkadaşlar. Şimdi şu şekilde. Hatta az mı oldu, iyi mi? İyi. İyi yeter mi? Zaten akşam bir daha vereceğim de. Şimdi yeter herhalde arkadaşlar. İyi gelir onlara bu.
Bak yavru ayaklandı bak, geliyor bak. İnşallah iyileşecek, gelin bakayım. Bak yemek yerse sıkıntı yok. Tavuk sen ne yapıyorsun? Tavuk da ya yine bak, yakından çek. Yakından çek onu iyice. Heh, hadi yiyin bakayım. Gel kızım. Tavuklar da geliyor arkadaşlar. Yiyin gel. Aferin benim aslanlarıma, tamam. Yemek yerse iyileşir, unutmayın. Yemek yemesi lazım. Sen onları çok yerine alıyor. Ya tavuklar da mı yiyor? Ya arkadaş, bu tavuklar beni çıldırtır ya. Çıkın bakın, siz yemeyin. Hadi çıkın. Hadi bakın, doyurun karnınıza. Allah'ınıza kurban. Yemek yerse, Allah izin verirse iyileşir arkadaşlar. Şu anda yemesi içmesi biraz yavaş ama arkadaşlar, gene hafiften yemesi iyi oldu yani. İnşallah iyileşir diye ümit ediyorum. Ben de elimden geldiğince onlara takviye yapıyorum. Bir şeylerden eksik etmiyorum da iş parazitleri bizi çok kötü oldu. Onun sebebi biraz geç kaldık. O yüzden arkadaşlar. Bir de çok yoğun bir parazit. Geç dediğimde 2-3 gün geç kaldım yani. Fazla bir geç de değil. Normalde bu kadar olmaması lazım da. İşte Raşan'ın sütü herhalde çok parazit yaptı yani. Ama bak kuyruk sallaması falan iyi, görüyor musunuz? Şu anlık biraz daha iyi duruyor. Bak ufak ufak yalıyor arkadaşlar bak. İyileşecek Allah izin verirse, öyle ümit ediyorum. Yemek yemeseydi dedim ölürdü. Şu anda yemek yediği için çok şükür biraz daha iyi. Tavukların tamam. Daha çektim akarnayı götüreyim. Bir de kaçıyor bak. Allah'ım yarabbim ya. Kavga etmeden yine hepinize yeter o bebekler. Ha bak çektim bir tane daha makarnayı. Lan bu tavuklar çok yaramaz ya. Titip götürdü iyi arkadaşlar. Dedim ya, yavrular artık yavrudan çıkmış, tavukları bildiğin boğmaya çalışıyorlar. Biri bir taraftan tutuyor, biri bir taraftan, bak tinkle baba, sinsi baba, bak baba bak. Ha gayret, hadi bakayım. Hadi ağlayacaksın, hadi. Tavuklar da mı ziyafet yapsam acaba? Bak nasıl bak. Tavukların tipi beni bitiriyor ya. Tintit gel. Gel al hadi bakayım, al sen de ya. Aferin. Bebeğim hadi ye yemeğini, hadi bakayım hadi. Elindekini yala. Yala elindekini. Hadi iyileştireceğim seni, tamam. Hadi bakayım narinle yeme, hadi şu yumurtayı yala, yumurta iyi gelir ha. Bak yalıyor, gördünüz mü? Çok şükür. Dur şuradan bir makarna alayım bakayım. Hadi bakayım. Az da keşke ufak boncuk makarna yapsaydım da. Bunu da yerler ya. Tintite bak, al hadi tintite al. Al hadi al. Attım oraya. Aferin sana. Raptor gel sen de babacığım. Gel Raptor al. Hadi yavrum ye. Ye çekinme ye, rahat ol. Tamam, bak sen yemesen o yer. Nasıl yiyip kaçıyorlar ya. Aferin benim bebeklerime. Bunların da arkadaşlar artık sahiplendirmesini yapacağım. Biliyorsunuz Raşa'yla aynı yavruları, sahiplenmek isteyenler de bana Instagram'dan yazsın. Bu üçünü şimdi sahiplendireceğim. Bu yavrumuz da Allah nasip eder, yaşarsa, iyileşirse, iyileştikten sonra sahiplendireceğim. Haberiniz olsun. Üç dişi bir erkek. Bu erkek bir de. Yani bak bu dişimiz, sadece bu dişi arkadaşlar. Ve ne hikmetse de dişi en büyük aralarında. Sadece diğerleri de erkek. Sadece dişimiz o. Haberiniz olsun. Ya bebeğim gel şu yemeği ye. Aç kes. Çıldırtma beni. Hadi bakayım. Hadi. Yok baksanıza çok nazlı ya. Bak ne yapıyorsun Raptor? Aha. Raptor gene iş başında. Maşallah benim aslan öldüm. Allah'ın aklını var senin. Karizmanın öz evladı. Gel şu güvercinleri de bir salayım da arkadaşlar. Bir bekleyin, elimi yıkayayım. Dur. Doydun mu oğlum? Niye çıktın bakayım sen yemeğin başında? Hadi git ya, hadi. Şu karnınızı iyi doyurun bakayım, hadi. Hadi bebeklerim gel. Adam gibi yiyin, hadi bakayım o. Ben de az geldi gözüme diyeyim de bunlar yemedik, tamam bak. Araya girin nasıl yiyor bak. Allah'ım yarabbim, bu tavuklar adamı çıldırtır ya. Hiç çekinmiyorlar da. Gel bakayım seni şöyle bir seveyim gel. Bebeğim ne yapıyorsun, geziyor muydun? Uyuyor muydun? Hadi gel sen de iyi gel. Hadi sen de iyi gel. Kokuyu aldı, hiç durur mu bak. Neyse. Ya şu çocuğum bir yedi, hadi güvercinleri salacağım ben, hadi. Niye bakayım, hadi. Hadi bakayım. Yavaş yavaş tüm o ayaklanacak inşallah arkadaşlar. Gelin güvercinleri bir göstereyim size. Ördek nereye gidiyorsun ördek? Güvercinlerim ne haber? Geziyorsunuz mu bakalım? Daha onları salmadım bugün de. Şimdi bir salacağım, geçsinler arkadaşlar. Değil mi? Şu güvercinin sırtı şiş gibi mi? Bana mı öyle geldi?
Sanki sırtı şiş gibi arkadaşlar. Dur bakayım. Kapılarını bir açık bırakalım. Sularını alayım ortaya. Onlar da şimdi tedirgin olup çıkmaya da bilirler. Dur şu suları kalsın şurada bir. Güvercinlerim, onlar da karnı tok ki arkadaşlar. Dün akşam yemeği fazla verdim onlara. O yüzden karınları da tok, çıkarlar mı bilmiyorum da. İnşallah çıkarlar. Heh. Bebeklerim hadi gelin. Hadi bir hava alın bakayım hadi. Gel. Baksanıza daha yemekleri duruyor, az bir şey kalmış da. Karınları tok yani. Eşhanedekilere bakayım, onları da bir salalım. Hadi gelin bakayım, gel. Ne oldu, yumurtalar daha çıkmadı mı? Vallahi bu yumurta ne zaman çıkacak arkadaşlar? Kaç gün oldu ya? Hala bekliyoruz da daha çıkan bir şey yok. Dur bakayım, onları herhalde çıkar şimdi. Bak tavuğa, bak tavuğa. Bak dışarı girmiş. Oğlum siz benim başıma bela mısınız? Gözünü seveyim ya. Ne arıyorsun orada sen? Gel. Hala şey peşine, dur yemliklerini dışarı alalım. Tavuklar da gitmiş makarna yiyor. Ne, size de iyi gelir ha. İyi sarımsaklı yumurtalı, size de vitamin. Anne sütü için bakayım. Aferin size. Onlar da çekip götürüyor vallahi. Ulan arkadaş. Bizde ayrı gayrı yok. Hepsi aynı şeyi yiyor. Tavuk çık bakayım dışarı. Hadi. Ayı gibi olmuşum maşallah. Şuraya bak hele. 5 kilo var. Güvercinlerim hadi gelin. Güvercinler. Burayı da yarın iyi bir temizleyeceğim arkadaşlar. Bu çamları geçen gün değiştirmiştim de. Şimdi biriyle anlaştım, ona saman sipariş verdim, arpa balyası. Getirecek onları bana. Bu kasaları da değiştireceğim. Ondan sonra çam koymayacağım artık. Komple saman yapacağım. Daha rahat düzenli temizleyeceğim yani. Ona göre ayarlayacağım. Bak o folluğun içi de dolmuş. Bazılar da diyor foldukların içini temizleme. Onlar onu kendileri ayarlıyor da, temizlemezsek de bak ağzına kadar dolmuş arkadaşlar. Öyle de olmaz ki yani. O foldukların içini temizlememiz lazım. Doğru değil mi? Bak şurada yumurta var. Dün Miro yatıyordu üstüne. Şimdi başkası yatıyor. Anlamadım ben de. Güvercinlerin hepsi herhalde yumurtalara bakıyor. Maşallah onların durumu iyi. Bir sıkıntı yok. Dur, az açılalım bakalım. Belki çıkar şimdi. Bebeklerim doyurdunuz mu karnınızı? Nereye gitmiş o hasta olan? Hasta olan bak güvercinlerin oraya gitmiş. Dur gelirler şimdi. Tavuklar vallahi bayram etti. Bak makarnayı. Ördek koş. Hadi ördeğim sen de ye. Bak. Ördeğin tipe bak Allah'ım yarabbim. Baksana yavru da oradan nasıl izliyor onları, kurban olduğum ya. Hiç umurunda bile değil. Bu yavruların şimdiden bunlara alışması iyi oldu ama, değil mi arkadaşlar? Yarın bugün ama saldırır ısırır diye sıkıntı yaşamayacağız. Aha güvercinlerim çıkmaya başladı. Allah'ınıza kurban. Bebeklerim aferin size, gelin bakayım güvercinler. Eşhanedekiler çıkmış mı? Eşhanedekiler bak çıkmış, o kadar diğer tarafa gitmiş. Kapıyı az yarın kapıyı, tavuklar girmesin. Aferin benim güvercinlerime. Aferin size. Allah'ınıza kurban sizi. Bak. Bunlar bile taklaya sarmaya başladı maşallah. Aslanlarım benim. Aferin size. Hadi gelin. Aferin benim aslanlarıma. Anadolu'nun öz evladı bunlar. Maşallah. Hadi gelin bakayım. Aferin lan benim bebeklerime. Hadi bir çıkın, kanatlarınız açılsın. Onları da kaç gündür salmıyorum. Hayvanlar biri atlasın da. Bak Tintin içeri girmiş bak. Tintin adamı çıldırdırma. Tintin. Ne arıyorsun orada? Aslanlarım benim. Aferin. Oh taklaya bak. Allah'ına kurban lan. Allah'ına kurban lan seni. Maşallah benim aslanıma. Anadolu'nun öz evladı nasıl sardı taklaya maşallah. Gördünüz mü ama çok fenalar maşallah. Kaldık mı içeride? Beş tane de siz gelin bakayım dışarı doğru gezin. Gelin dışarı, ben şu bakayım buradan içeri. Tintin bak beni çıldırtma, çık dışarıya. Tintin gel. Tintin vallahi yakalarım seni. Her şey çıkar herhalde şimdi dur. Aferin benim güvercinler maşallah. Şöyle azıcık şurayım mı? Aferin lan. Aferin lan size. Maşallah benim aslanlarım. Allah'ınıza kurban. Aferin size. Bak. İşte manzara budur baba. İşte manzara budur ha. Aslanlarım benim.
Yalnız şuna baksana, hayvanat bahçesine döndü. Her çeşit hayvan var arkadaşlar. Maşallah oğlum, haydi. Ver taklaya bakayım. Aslanım lan o. Aferin ona. Ben aslanlarım benim. Allah'ım. Arkadaşlar hayat bu. Huzur bu. Huzur bu. İnsan nasıl huzur bulmasın burada? Bebeklerim siz niye gelmiyorsunuz bakayım? Haydi gelin. Aslanlarım gel. Bunlar da herhalde birazdan çıkar arkadaşlar. Şeylerin, köpeklerin yemeğini bitirdi tavuklar. Baksana nasıl yiyorlar. Allah'ım yarabbim ya. Onlar da yarar. Sarımsak var ya içine. Temizler onlara değil mi arkadaşlar? Yesin onlar da. Herkes nasibini yiyor. Aferin benim bebeklerim. İşte huzur budur da arkadaşlar. Yani şu kapıyı şöyle yarım açık bıraktım da biraz daha açayım mı? Ha bak o içeri girmiş hemen he. Bak hemen içeri girmiş, gördünüz mü yumurta soğumasın diye. Aferin lan benim bebeğim, akıllı bunlar. Bu Recep abiden getirdiğim kuşlara bayılıyorum arkadaşlar. Vallahi çok akıllılar. Çok güzel yumurta bakıyorlar yani. Harbiden takdire şayan. Onları çok beğeniyorum. Şuraya baksana, her çeşit hayvan var maşallah ya. Vallahi billahi. Ah raptor baba, Allah'ına kurban. Aferin benim aslanıma. Aferin benim bebeğime. Artık güvercinleri uçurmanın zamanı da geldi değil mi arkadaşlar? Havalar da iyi gidiyor. İstiyorsanız hemen yarın da onları uçuracağım. Güzel bir sopa ayarlarız, uçururuz size, güzel bir şov yaparım. Bir sefere gönderirim onları. Şimdi bunlar gelsin. Benim bir kazların oraya bakalım biz. Herkes bana yazmış kazların yumurtasını içeri taşı diye. Daha taşımadım onu da. Niye taşımadım? Saldırıyorlar arkadaşlar yani. Kazın önüne yemek koyarken çekineyim, yumurtası nasıl alayım şimdi? Benimle dalga geçiyorsunuz yorumlarda. Köpekten korkmuyorsun da kazdan mı korkuyorsun diyor. Şimdi tıslıyor biraz. İnsan çekiniyor arkadaşlar ister istemez. Alışık değilim ya bir de. O yüzden. Gelin. Ya yumurta da olmazsa yapacak bir şey yok. Ne yapayım ki arkadaşlar? En kötü kırar yeriz yani. Ne yapayım şimdi? Ama onları da dedim ya size az önce antrenman alanı falan yapacağım yenisini. En kısa zamanda burayı böleceğim. Kazları buraya alacağım. Orada durmalarını istemiyorum. Burayı alayım. Hem hayvanlar çok arka planda kalıyor, gözümüzün önünde durmuyorlar. En azından burada olsa iyi olur. Kazlarım ne haber? Ey aslanlarım, bak kazın birisi içeri girmiş arkadaşlar. Kazın birisi içeri girmiş, ha içeride geziyor. Aa bak bir tane daha yumurta gelmiş, gel göster. Bakın yumurta sayısı 3'e çıkmış arkadaşlar. Dün müydü, evvelsi gün müydü? 2'ydi, bak 3'e çıkmış. Yumurtlamaya başlamışlar, gördünüz mü? Ama burası çok pis duruyor işte, şu kapları... Aslında bunlar oradayken gelip alayım mı ben? Saldırmıyor mu bana? He? Ne diyeyim? Dur bakayım. Şuradan atlayayım mı? Lan bir saldırırsa bana var ya bir yumurtayı alırken. He? Buraya girsek nasıl çıkacağız geri? Heh. Bismillah. Tamam dur bakayım. Şu kapları şöyle bir atayım hemen arkadaşlar. Bunlar inşallah gelmez ya. Aa bak içeriden bana tıslıyor. Arkadaşlar yumurta 3 değil 5 taneymiş. Ananı... Hayır lan. Lan nasıl yapacağız şimdi? Abiciğim gelmeyin. Ulan sopayla saldırırım, bana saldırırlarsa arkadaşlar. Bir dakika. Ama bu bozulmuştur ki ya. İki tanesi lastiğin arasına kaçmış. Tamam mı? İki boş ya. Vallahi bozulmuş olabilir arkadaşlar. Hepsi dolu da. E bu yumurtanın üstüne yatmıyor ki bunlar, güvercinler gibi. Toplam 5 tane var da bu lastiğin içine... İşte o saman bir gelseydi onu dolduracağım da. Tamam kaz, bir şey demedik be evladım be. Çıkacağız şimdi be. Bunlar da beni kolluyor. Şimdi nasıl çıkacağım ki ben buradan? Neyse 5'ini ortaya koydum da. Şimdi ben hemen bir yorumlar yazın bana. Bu yumurtaları içeri taşısam birazdan bir şey olur mu arkadaşlar? Yani orayı benimserler mi be? Hani diyorsunuz ya güvercinin yumurtasını elleme bakmaz diye. Bakmamazlık yaparlar mı? Onu bir yazın bana, gözünü seveyim. Ona göre hareket edeceğim de ben nasıl çıkacağım şimdi lan? Abi girdik, girdik, girdik. Şimdi nasıl çıkacağız? Ha?
Kaldık burada şaka gibi ya. Lan bot da büyük, durmuyor ki. Şimdi çok şükür bir merdiven ayarladık. Ah şimdi böyle çıkacağım. Hatta bu burada kalsın mı? Değil mi? Hem rahat girip çıkarım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Aha. Durun bakın bebekler, çıkın oradan. İzlemel çık. Atlayacağım, çıkın. Hadi bakın. Hoppala aslanlarım benim ha. Ha kazlarda kaç yumurta varmış? 3, 5. Daha sonra ikisi lastiğin arasına girmiş. Büyük ihtimal o çıkmaz gibime geliyor arkadaşlar. Değil mi? Zaten üstüne de yatmıyorlar da bu merdiveni ben buradan çekeyim de. Bunlar belki tedirgin olur, gitmeyebilir oraya değil mi? Gelin neyse, çok şükür kapları aldım. Hadi bakayım yumurtanın başına. Bunlar da herhalde o güvercinler gibi yatma yok. Anlamadım vallahi arkadaşlar. Nasıl yatıyorlar, nasıl yapıyorlar? Bu kazları hiç çözemedim. Şimdi şunları da bir alalım. Gideyim bunları da bir yıkayayım arkadaşlar. Onların yemi kalmış mı? Yemi de bitmiş. Yeni bir yem de getireyim onlara biraz. Bize bak, gelin bakın bize. Bakın güvercinler hep herhalde çıkmış arkadaşlar. Çıkın bakayım. Çık 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 çık. Aferin bebeklerim ha. Gelin. Köpekler bitti, bir de tavuklarla geçiyor. Gel. Nereye gideyim? Bak şu tinted güvercinlerin oraya gelip duruyor yumurtayı. Makarnayı bitirmişler. Sağmayayım yumurtaya bir şey yapsın da. Bakayım kalmış mı içeride hiç. Heh. He ver ver. Bakın sadece şu ikisi kalmış. Görüyorsunuz mu? Onlar da yumurtaya bakanlar. Normalde dün şu soldaki yumurtaya Miron yatıyordu da şimdi yer değiştirmişler. Herhalde sırayla bakıyor arkadaşlar bunlar. Anlamadım vallahi. Aslanlarım beni. Hadi gezin bakayım doya doya. Bak şu ikisi cilveleşiyor. Bunlar eş olmuş herhalde. Görüyorsunuz mu? Bak. Bak. Ha şu da cilveleşiyor. Siyahla beyaz olan, o beyazların eşi vardı. Niye öyle yapıyor bu? Eşini elinden almış beyazın. Baksanıza. Hepsi cilveleşiyor vallahi. Bunlara yeni bir kümesi. En kısa zamanda yapacağım. Eşhaneyi de artıracağım arkadaşlar. Ondan sonra rahat rahat ilgileneceğim onlarla. Eşhaneye diğeri girmiş mi? Bak dişi çıkmış dışarıya. Bakayım da bir. O yumurta soğumasın. Onlar çıkacak çünkü. Ha bak bu sefer de erkek girmiş üstüne bak. Dişi de yer değiştirmişler. Sıra sıra şey yapıyorlar. Yer değiştiriyorlar. Bebeklerim. Yediniz mi bakayım yemeğini? Heh. Aslanlarım benim. Aferin size. O hasta olan hala yalıyor. Aslında bunu ben bugün ayırsam mı ki arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Ya da ben bunu bugün ayırayım, evin içinde bir takip edeyim. Kendim besleyeyim, olmadı biberonla içiririm bir onu da. Kendine getireyim çünkü bu yavaş yemek yiyor. Diğerleri gibi değil, bak şu an gitmiş onu yalıyor. Evde birebir ilgilenirsem daha iyi olur. İnşallah onu da kurtarırız. Bak şunlara bak, aslanlarım benim lan. Aferin size. Kanat sesinize kurban sizin, maşallah. Bak 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 bak. Aslanlarım benim. Aferin lan. Güvercinlerime bayılıyım maşallah ya. Bak tavuklar onları uçuruyor bak. Tavuklar pırıltı yapıyor onlara bak. Tavuklar içeri doğru sürüyor onları bak. Bana gerek kalmadı bak. Gördünüz mü? Aferin size. Dediğim gibi inşallah dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah bu oğlumuzu da kurtarırız. Öyle ümit ediyorum. Şu anda yemek yediği. Çok şükür inşallah iyi olacak. Biraz enerjisizlik var. O da normal, ilacını da sabah verdim ya. Bir iki gün önce etki eder arkadaşlar. Yemek yediği için de inşallah kurtulacağını düşünüyorum ama gözlere baktığında çok soluk ya. Kendini belli ediyor. Değil mi? İnşallah iyileşecek. Hele şunlara bak. Aslanlarım benim. Aslanlarım benim. Aferin lan size. Aferin lan evlatlarıma benim. Maşallah. Hepsi toplandı mı içeriye? He toplanmışlar. Bunlar da yemeği bitmiş. Bunlar da yemeğini verir. Gezin hadi, kapatmayayım sizi de. Akşama kadar gezin tamam. Aferin size. Neyse arkadaşlar, haydi sizleri çok seviyorum. Ben de şimdi geri kalan işleri halledeceğim. Bir evlatların yemeklerini hazırlayacağım diğerlerini. Onları da halledeceğim. Raptor akıllıdır oğlum. Raptor da diğer horozu benzin de hala onu kovalıyor. Bak Raptor, çık aşağıda. Hadi. Ne işin var orada? Akıllı ol. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.